Arkadaşlar selamünaleyküm. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Hatta günden güne de hayatımızda kapladığı yer çok daha büyüyor. Tabi teknolojinin her alanında artan talep belli başlı konularda sıkıntılara sebep olabiliyor. Dünya nüfusu çok fazla yani talep çok büyük. Bu yüzden seri üretimin aksamaması çok önemli. Büyük şirketlerde üretim bantlarının birkaç gün ya da birkaç hafta durması milyarlarca dolar zarar anlamına gelebiliyor. Bu zarar da sadece o şirketi değil, dünya ekonomilerini de etkileyebiliyor. Bugün konumuz da böyle etkileri olabilen bir tedarik sıkıntısı. Şu an beni izlediğiniz telefondan ya da bilgisayardan tutun da evdeki en ilkel elektronik alete kadar bütün aletlerin vazgeçilmez parçası mikroçipler. Ve bu mikroçiplerin tedariğinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Bu sıkıntılar da dünya ekonomisini ve dünya ticaretini ciddi şekilde etkiliyor. Bugün bu sıkıntıyı detaylıca konuşalım. Videonun sonunda da Türkiye'nin mikroçip konusundaki çalışmasına değiniriz. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elektronik aletlerin hayatımızdaki kullanım alanları genişledikçe haliyle çip talebi de genişliyor. Düşünün ki geçtiğimiz yıl tüm dünyada çip satışları 439 milyar doları buldu. Ve bu piyasayı Amerika elinde tutuyor. Hani Amerika ile Çin arasındaki elektronik savaşlarını, daha doğrusu teknoloji savaşlarını bilirsiniz. Çin genelde her konuda önde artık. Ama Amerika'nın Çin'e diz çöktürdüğü tek konu bu çip konusu. Çin her konuda hızlı büyüyor bu doğru ama çip konusunda daha Amerikan teknolojisine yaklaşamadılar. Ve bu konuda Amerika'nın yorumlarına değil de Çin'in kendi yorumlarına bakarsak bile Tablo hayli karamsar. Kendi itiraflarına göre bu alanda Amerika'nın teknolojisini yakalamaları belki 10 yıl sürecek. Bu süre içerisinde de Amerika ticaret savaşlarında daima çipleri savaşın merkezine oturtacak. Tabi Çin de bunun farkında. Özellikle Trump döneminde Amerika Çin'e karşı adı konulmamış bir ekonomi savaşı başlattı. Trump belli aralıklarla kameraların karşısına geçti ve Çin'i ambargolarla tehdit etti. O yüzden şu an çok ciddi stok yapıyorlar ve yaptıkları bu çip stoğu Dünyadaki çip krizinin başlıca sebeplerinden biri haline geldi. Çünkü mikroçipler üretimleri kısıtlı, maliyetleri çok yüksek malzemeler. Bu yüzden de çip üreticilerinin çok ciddi stokları bulunur. Her müşteri talebini anında karşılayabilmek için biraz da zorunludur bu. İşte Çin Çip üreticilerindeki bu devasa stokları adeta eritti. Yani kısaca söylersek hem Çin'in stokçuluğu hem de insanların elektroniğe artan talepleri dünyada çip krizini oluşturdu. Bu krizden birçok firma çok ciddi etkilendi. En az etkilenen firmalar Çin firmaları oldu. Çünkü dediğim gibi Çin sağlam stokçuluk yaptı. Ama Çin çiplerin üretimi konusunda stokçuluğu kadar başarılı da sayılmaz. Gartner'ın verilerine göre geçen yıl dünya çapında satış gelirlerinde ilk onda yer alan çip üreticilerinin altısı Amerika merkezli. 2020'de Amerika'nın Intel şirketi 70,2 milyar dolarlık satış geliriyle ilk sırayı yine kaptırmadı. Onu 56,2 milyar dolarla Samsung izledi. Üçüncü sırada 25,3 milyar dolarla yine Güney Kore merkezli SK Hynix var. 2020'nin başlarından beri dünyada hala kurtulamadığımız bir salgın dönemi var ve bu dönemde birçok alanda üretim yavaşladı. Çip konusunu üretim anlamında çok etkilemese de tüketim anlamında çok etkiledi bu süreç. İnsanlar evlerine kapandılar. Birçoğu işlerini, eğitimlerini elektronik aletler üzerinden evlerinde yapmaya başladılar ve bu da hem bilgisayar gibi tablet gibi elektronik aletlere hem de küçük ev aletlerine olan talebi arttırdı. Onlara olan talep bir anda patlayınca da çip üretimi talebi karşılayamaz hale geldi. Bu krizden en çok etkilenen sektör ise otomotiv sektörü oldu. Otomotiv sektörü dünyanın en gelişmiş sanayileri arasında yer alır. Biz bu alanda trene çok geç bindik demeyi isterdim ama hala binemedik. Biz bu alanda treni kaçırdık. İnşallah şu an yapılan yatırımlar bundan 5-10 sene sonrasının ekonomisini çok olumlu etkileyecektir. Zaten özellikle otomotiv alanında ciddi bir markamız olsaydı biz bu çip konusunu geçen yıldan beri defalarca konuşmuş olurduk. Çünkü geçtiğimiz yıl normalde yıllık üretimi 90-95 milyon civarı olan otomatik sektörü %30-35 aralığında küçüldü. Elbette bunda salgın sürecinin de etkisi vardı ama daha büyük etken işte bu bahsettiğim çip kriziydi. Yani dünyada 30 milyon adetten fazla üretim kaybı yaşandı. Maddi kayıpsa 60 milyar doları geçti. Ford, General Motors, Toyota. Volkswagen, Honda gibi büyük otomobil üreticileri çip sorunu yüzünden üretimi azaltmak ve bazı tesisleri kapatmak zorunda kaldı. Her ne kadar yerli otomobil firmamız olmasa da dünya çapında firmaların Türkiye'de açtığı fabrikalar ve yaptığı üretimlerden dolayı Türk otomotiv sanayi dünyada büyük kabul edilen otomotiv sanayilerinden biri. Çünkü yıllık üretim kapasitesi 2 milyon araca kadar varıyor. Ama elektronik parçalarda tamamen yurt dışına bağımlı olduğu için Türk otomotiv sanayi parça tedariğinde ufak bir olumsuzluk yaşandığı zaman kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Bu yüzden geçen yıl üretim %11 azaldı. 2021'de yani bu yılda üst üste çip kaynaklı sorunlar yüzünden dönemsel kapatma haberleri geldi. Oyak Renault çip sorunundan dolayı 15-22 Mart arasında üretimini durdurdu. Tofaş yine aynı sebepten dolayı 19 Mart 5 Nisan arasında üretimi durdurmuştu. Oyak Renault ve Tofaş'tan sonra da Ford Otomotiv, Kocaeli'deki Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan arasında üretimini durdurdu. Bunları öyle altı üstü bir hafta, iki hafta, üç gün, beş gün gibi düşünmeyin. Çünkü günlük 5000 araca varan toplam üretim var. Ve bu şekilde baktığınız zaman zararın ne boyutta olduğu daha kolay bir şekilde anlaşılıyor. Tabi yaşanan kriz sıfır otomobilde bir arz sorunu ortaya çıkardı. İkinci el otomobilde ise bir patlama yaşandı. Geçen yıl 8,5 milyon adet ikinci el otomobil ticareti yapıldı. Bu da bir rekordu. Bu kadar al sat ikinci elde nasıl yapılıyor gerçekten anlayamıyorum. Çünkü bugün baktığınız bir arabanın fiyatı yarın 5 bin, 10 bin, yükselebiliyor. Yani sorunlu bir piyasa var şu anda. Ya da önlem alınması gereken bir piyasa diyelim. Sahibinden falan girince moralim bozuluyor. O yüzden bu kadar fazla olması da şaşırtıcı benim için. Ama çip sorunu devam ettiği için 2021'de bu rekorun yeniden kırılması bekleniyor. Ama Türkiye açısından baktığınız zaman bizim için önemli olan mesele çip krizinin bitmesi veya devam etmesi değil. Bizim için önemli olan mesele çip üretebilen bir ülke haline gelmek. Çünkü Amerika ile Çin'in ticaret savaşında bunun önemini çok net şekilde gördük. Bütün elektronik ürünlerin merkezinde mikro çipler var ve Amerika bu konuda Çin'den çok daha iyi durumda olduğu için hemen ilk krizde çip kartını masaya sürüyor ve ambargodan bahsediyor. Biz şu an elektronik sektöründe çok iyi durumda olmasak da çok hızlı şekilde ilerliyoruz. Yani kaçırdığımız trenleri çok geç de olsa yakalamaya başladık yavaş yavaş. Ve bu da ileride çiple ilgili kriz yaşama ihtimalini gündeme getirmemizi sağlıyor. Biz teknoloji sektöründe kendimizi geliştirdikçe ileride karşımıza bu mutlaka çip ambargosu olarak çıkacak. O yüzden Türkiye Yital Mikroelektronik şirketini kurdu. Şirketin %51'i Aselsan'a, %29'u TÜBİT'a ve %20'si Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ait. Mesela yerli otomobilimiz TOK için çip üretimi bu firmanın Gebze'deki fabrikasında yapılacak. Şu an savunma sanayimiz için üretim yapmaya başladılar. Şirketin en büyük müşterisi de Roketsan. İhracat içinde talep var ama ilk etapta kendi ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz. O yüzden şimdiye kadar ihracat taleplerine olumlu yanıt verilmedi. Şu an Yital'de çok ciddi bir potansiyel var. 55 mühendis, 25 teknisyen vardiyalı olarak durmadan çalışıyor. Bu kadronun da tamamı Türk yurt dışından dönüş yapan mühendisler de var aralarında. Bu potansiyel çok iş başarır inşallah. Yine benzer bir çalışma da milli işlemcimiz Çakıl. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde yürütülen Çakıl Milli İşlemci Projesi ile silah sistemlerinde kullanılan yabancı menşeli mikro işlemcilerin yerini alabilecek milli bir işlemci geliştiriliyor. Çakıl hızlı bir işlemci düşük güç tüketiyor. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait ve prototip üretimi tamamlandı. İlk olarak da Aselsan'ın ürünlerinde kullanılmaya başlanacak. Yine bu kadar önemli bir gelişme de şu ki Türkiye ile Malezya işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye'deki bazı şirketler Malezya'daki şirketlerle işbirliği yaparak yerli çip üretimi konusunda çalışmaları genişletecek. Yani geç girdiğimiz bu alanda en kısa zamanda kendi ihtiyacımızı karşılamaya başlarsak çok güzel olur. Ama bu alan gerçekten teknolojinin zirvesi denebilecek bir alan. O yüzden ilerleme yavaş olacaktır. Bugün konuştuğumuz çip krizi bahsettiğimiz çalışmaların ne kadar önemli olduğunu net şekilde gösteriyor. Hem ekonomik hem stratejik bir önemi var bu projelerin. İnşallah bunların sayesinde en yakın zamanda ülkemizin başta bahsettiğim 10 üretici arasına girdiğine şahitlik ederiz. Allah'a emanet olun.